İlk ve son vlog 2'ye hoş geldiniz. Yeditepe Doğa Tatil Köyü'ndeyiz. Şimdi bir oda vlog vlog bir şeyler yapalım. IEEE'nin Computer Science grubunun yaptığı kamp etkinliğindeyiz. Size kısa bir oda gösterimi yapacağım. Burası banyo. Küçük küçük şampuanlar falan koymuşlar. Güzel. Böyle garip bir şey var. Su falan akıyor sanırım, bilmiyorum. Her şey çok havalı. Havlular falan var. Dolap falan var. Televizyon var. Her şey var. Oda arkadaşım bile var. Abajur var. Çalışıyor. Böyle dışarısı var. Çek yatımız var abi. Çek yatımız var. Çılan çek yatma. Biz bunu yastıklarını çalıp erkek yurduna götürmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Böyle. Su bile var. Su bile var. Başka bir şey var mı? Başka bir şey. Ayna var bir sürü. Havalı camla. Tamam yeter bu kadar. Kasa var. Kasa? Yokmuş. Kasa yok. Çok abarttın. Kahvaltıya gidiyoruz. Hepimiz açlıktan ölüyoruz. Oda arkadaşım ikiye bölündü. Bir tane daha var. Bu. Kendisi Pakistan'dan, bir dakika, Afganistan'dan mı gelmişti? Öyle bir yerden geldi. Turkay cennet, Turkay. Kahvaltı yapalım dedik ama kahvaltıda yani hiçbir şey yoktu. En ucuz şey 50 liraydı. O da günün çorbası. Çok kötüydü. Yani bizim için çok kötüydü. Burada iki tane oda arkadaşıma rastladım yeniden. Kuğuları izliyorlar. Küçük şeylerden ekmişler. Palmiye ağaçlarından ekmişler. Böyle. Burası da böyle. Ama açız. Hala açız. Yani bilgiyi dağıtmak ve çıkarmak diye. Adam tarih eserlerinin çakmasını yaptırmış. Tam bu köprüyü anlayabiliyorum ama bunlar ne ya? Burada neden Konyalı adam heykeli yok Buğra? Ha sen varsın, tamam. Okey, tamam. Buraya da peri bacalarını yaptırmış. Adamın peri bacası var. Adamın kendi peri bacası var. Wow. İlginç. Yaşanır. Yaşanır. Kendine özgü şeyi varmış buranın. Romalıların yaptığı tiyatro salonlarına benzer bir tiyatrosu varmış. Adamın hipodromu. Ya Allah için bak, adam buraya hipodrom yapıyor. Siz geliyorsunuz. Recep İvedik izleme partisi. Hipodromda izleyelim. Hipodromda Recep İvedik. Vay be. Harika lan. İnanılmaz. Şimdi Bedrettin Dalı'nın Babil Kulesi'ne çıkıyoruz buradan. Şuraya harcadığı paranın %10'unu bizim erkek yurduna harcasaydı eğer şu an sarayda yaşıyoruz. Abi deniz manzaralı, inanamıyorum. Oha deniz. Wow. Şurada tanımlayamadığımız bir kulesi de var Bedrettin Dalı'nın. Ben Bedrettin Dalı'nın uzay projesi olduğunu iddia ettim. Arkadaşlar başka bir şey olduğunu iddia ettiler. Böyle. Evet, biraz da ciddi konuşalım. Buraya niye geldik? Burada IEEE Computer Sosyalistinin yaptığı şey var. Bir eğitim bir şey varmış. Makine öğrenmesiyle alakalı bir şeyler gördük az önce. Başka data analiziyle alakalı bir şeyler gördük. Yeni çıkan OpenAI'ın yaptığı chatbotla alakalı bir şeyler anlattılar. Güzeldi, genel anlamda bayağı iyiydi. Evet, Opet'e geldik. Çünkü burası bir dağ başı ve alacak hiçbir şeyimiz yok. Saat 21.07 olmuş. Ha bir dakika, onlar benzin fiyatları kesin. Ölmeden yolu geçmeye çalışacağız. Bu bölümümüzde de bu challenge'ı yapıyoruz arkadaşlar. Her bölümde ayrı bir challenge yapıyoruz. Mükemmel. Bugün sabahtan beri aç kalmayı denedik. Elimizde poşetler var. Yiyecek bir şeyler aldık. Böyle. Akşam Recep İvedik partisi yaparken bunları yemeyi düşünüyoruz. Burada bir çukur var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burayı yedirseniz bu çukura dikkat etmeyi unutmayın. Ayrıca yoldan arabalar geçer. Bu da önemli bir bilgi. Bugün çok güzel yıldız çekebilirdim bu arada. Cin gibi gözüküyorum. Ama hava bulutlu ve hiçbir şekilde yıldız gözükmüyor. Bunlar da geceden önemli bilgiler arkadaşlar. Bunlar hep çok önemli şeyler. Tamam. Bu kadar. Oda arkadaşım garip garip hareketlerde bulunuyor arkadaşım. Ya çok rahat. Ben rahat bir şey görmedim. Atlamıyorum. Kapı çaldı. Diğer oda arkadaşım geldi. Onun yatağı da bu arkadaşlar. Gördüğünüz koltuk. Recep İvedik'i de açmayı düşünüyoruz ama nasıl açacağız bilmiyoruz. Ya bu kadar açacağız. Çalma kapıyı. Geleceğim işte. Bakın mavi ışık. Harika. Günaydın arkadaşlar. İkinci günün sabahındayız. Uyandık. Olayı bir günde nasıl öğrenci evine dönüştürdük onu göstereyim. Günaydın. YouTube'dasın. Öyle. Şimdi sabah kahvaltısı varmış. Aslında uyuyacaktık ama sonra düşündük. Para verdik. Gidelim. Bu sebepten kahvaltı yedireceğiz. Versin.
sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri açık hızlı olurken öğlen yemeğini bu şekilde köfte, ayran, kola vesaire veriyorlar. Bu şekilde yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Data analiz dersinden çıktık. Sonra biraz bilardo falan oynadık. Şimdi gitmemize bir yarım saat var. Biz de Doğa Tatil Köyü'nün yeni yerlerini keşfediyoruz. Burada bir tane havuzu varmış. Gerçekten oldukça temiz bu su. Ben burada şu an yüzmek için can atıyorum ama hava çok soğuk. Gitmemize bir yarım saat var. Şu an yapacak hiçbir şeyimiz yok. Boş boş duruyoruz, dolaşıyoruz. O da arkadaşım da beni takip ediyor. Niye takip ediyorsun lan? Bir de siyah siyah giymiş. Abi buradan bir yere açılıyor. Buradan otoparka açılıyor. Bakın, buradan otoparka açılıyor. Oğlum. Oğlum gelme işte. Sağ arkadaşlar. Hissedim okula mi? Geldik. Burası okulun üst kapısı. Bu da okulun meşhur lanetli yokuşu. Gezimiz hakkında ne düşünüyorsunuz Sayın Emirhan Bey ve Buğra Bey? Ne düşünüyorsunuz? Güzeldi. Güzeldi. Açız. Çok güzeldi. Gayet güzeldi. Güzel eğitimler vardı. Yemekler de fena değildi, güzeldi. Açık büfe yemek vardı. Dün akşamki yemek açık büfeydi. Öğlen yemeği değildi. Kahvaltı vermediler cumartesi günü. Bir de pazar günü kahvaltı açık büfeydi. Öğrende normal köfte verdiler. İşte sucuk falan da vardı. Güzeldi. Tüm yemek, ulaşım vesaire fiyatları hepsi dahil olmak üzere 385 liraydı. Kalma vesaire her şey dahil. Hiç 5 kuruş para harcamadık. Yeditepe'ye gelmek isteyenler için... Bana gerek yok. Efendim? Duyuyorlardır. Orada mesela hava 17 derece. Burada da 17 derece ama burada hava 12 derece. Kayış daha hep daha soğuk arkadaşlar. Eksi 5 derece var. Bir de eğer Yeditepe vlog istiyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü zaten Yeditepe vlog çekeceğiz. Görüşürüz. Son defa her şey dün gibi aklımda. Döner durur aklım sende. Yazdım çizdim sen diye. Düşünüp durdum.